Son videoda içinde sıvı olan bir kaba dışarıdan basınç uygulandığında o basıncın sıvı boyunca eşit bir şekilde kabın içine dağıldığını öğrendik. Buna Pascal prensibi demiştik ve sadece dışarıdan gelen basınç için bu durumun geçerli olduğunu söylemiştik. Şimdi biraz da sıvının iç basıncından söz edelim. Aslında iç basınç bildiğimiz bir konu. Bir sıvının içinde olduğunuzu mesela yaz tatilinde denize girdiğinizi düşünün. Denizin içindeyken üzerinizde büyük bir basınç hissedersiniz. Şimdi birkaç örnek vererek sıvının iç basıncını inceleyelim. Bu arada hemen aklınıza su gelmesin. Su yerine herhangi bir akışkanı da tercih edebilirsiniz. Evet, buraya bir silindir çiziyorum. Silindirin içinde de bir sıvı madde var. Ama bu sefer sıvımız su değil. Öyleyse mavi bir sıvı olsun. Bu örneği dünya ile aynı kütlede ama atmosferi olmayan havasız bir gezegende yaptığımızı farz edelim. Burada da boşluklar var. İlerleyen zamanlarda atmosferi işin içine katacağız ve atmosfer de yukarıdan ayrı bir basınç uygulayacak. Havasız ama dünya ile aynı kütle ve yer çekimine sahip bir ortamdayız. Yer çekimi olduğu için sıvı kabın tabanında durur. Yer çekimi sabiti de dünya ile aynı. Diyelim ki bu silindirin kesit alanını kaplayan ince bir folyo olsun. Folyoyu suyun yukarı ve aşağı hareketini inceleyebilmek için koyuyorum. Buradaki sıvının yüksekliği de haş olsun. Bu sıvı durgun, hareket etmiyor. O yüzden bu nesne haş derinliğinde batmadan yüzüyor. Bir şeyin durgun, diğer bir deyişle hareketsiz olduğunu söyleyebilmek için nelere bilmeliyiz? Elbette cisme etkiyen net kuvvet sıfır olmalı. Bu aynı zamanda ivmenin sıfır olması demek. Eğer bir şey hareketsizse hızı sıfırdır değil mi? Hız sabit olduğu için herhangi bir yönde ivmelenme görünmez. Sonuç olarak net kuvvetimiz sıfır. Bu yüzden yukarı doğru kuvvet aşağı doğru olana eşittir. Peki, silindire etkileyen aşağı yönlü kuvvet nedir? Bu kuvvet aslında yukarıdaki suyun ağırlığıdır. Çünkü bulunduğumuz yerde yer çekimi var. Bu yüzden yukarıdaki sıvının belli bir ağırlığı bulunuyor. Bu sıvının kütlesi çarpı yer çekiminin oluşturduğu ivme bize aşağı yönlü kuvveti verir. Gelin bunun ne olduğunu hesaplayalım. Aşağı yönü kuvvet yukarıya doğru olana eşit. Her ikisi de yukarıda bulunan sıvının kütlesi çarpı yer çekimi ivmesinin büyüklüğündedir. Bu sıvının kütlesine, öncelikle size yoğunluk ya da diğer adıyla öz kütle kavramından bahsedeyim. Yoğunluk bize verilen belirli bir hacimde ne kadar madde olduğunu söyler. Evet, bu yoğunluğun tanımıydı. Dolayısıyla bir maddenin yoğunluğunu bulmak için maddenin kütlesini hacme bölmemiz gerekiyor. Yoğunluk sembolü Rho harfidir. Bunu farklı bir renkle yazayım. Rho aslında P harfine benziyor ve kütle bölü hacim yani yoğunluğu ifade ediyor. Yoğunun ya da öz kütlenin birimi kilogram bölü metreküptür. Bir kilo pamuk mu yoksa bir kilo demir mi daha ağırdır diye bir soruyu kesin duymuşsunuzdur. Elbette ağırlıkları eşit. Burada önemli olan şey hacim ve yoğunluklarının birbirinden farklı oluşudur. Bir metreküp demir, bir metreküp pamuktan daha ağırdır. Bundan emin olmak için yoğunluğun ne demek olduğunu bilmeliyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Aşağı yönlü kuvvetin sıvının kütlesi çarpı yer çekimi olduğunu söylemiştik. Sıvının kütlesi ne kadar? Yoğunu bulmak için buradaki kütle bölü hacmi kullanabiliriz. Bu formülden kütleyi yoğunluk çarpı hacim olarak buluruz. Sadece eşitliğin her iki tarafını hacimle çarptım. Aşağıya doğru olan kuvveti bulmak için her şeyi yerine yazalım. Bu durumda sıvının kütlesinin yerine sıvının yoğunluğu çarpı sıvının hacmi ve son olarak da yer çekimi ivmesiyle çarparız. Bu sıvının hacmi ne? Sıvının hacmi silindirin kesit alanı çarpı h yüksekliğidir. Bu kesit alana a diyelim. A alanı sıvı içinde yüzen folyonun alanı ya da silindirin kesit alanına eşit diyebiliriz. Aşağıya doğru olan kuvvet eşittir Yoğunluk rho çarpı sıvının hacmi V yerine h yüksekliği çarpı A alanı çarpı yerçekimi ivmesi. Eğer yoğunluk, bu yükseklik, kesit alanı ve yerçekimi ivmesini bilirsek aşağı doğru olan kuvveti bulabileceğimizi gösterdik. Şimdi basıncın ne olduğunu hesaplayalım. Çünkü video boyunca esas konumuz buydu. Folyo üzerindeki kuvvet bu. Peki basınç ne? Folyo sıvıda yüzüyor demiştik. Folyo üzerindeki basınç kuvvet bölü alandır. Bulduğumuz kuvveti A alanına bölersek basıncı buluruz. Eşitliğin her iki tarafını alana bölelim. Böylece aşağı doğru olan basınç PA'yı buluruz. Aşağı doğru basıncın yukarı doğru olanla aynı olduğunu sakın unutmayın. Bunun nedeni yukarı ve aşağı yönü kuvvetlerin birbirine eşit olması. Tabii aynı zamanda alanlar da eşit. Aşağı ya da yukarı fark etmez iki alan da aynı. Aşağı doğru olan basınç aşağı doğru olan kuvvet bölü alandır. Bu ifadeyi alana bölersek basıncı buluruz. Aslında eşitliğin her iki tarafını a'ya bölersek sağ taraf rho h ag bölü a olur. A'lar birbirini götürüyor. Sol taraf kuvvet bölü alan. Bu da bize aşağı yönlü basıncı veriyor. Bu basınç sıvının yoğunluk çarpı, sıvının derinliği çarpı yer çekimi ivmesidir. Az önce de söylediğim gibi aşağı doğru olan basınç yukarı doğru olanla eşittir. Bunu nereden biliyoruz peki? Çünkü yukarı doğru olan kuvvetle aşağı doğru olan kuvvetin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Eğer yukarıya doğru olan kuvvet aşağı doğru olandan biraz daha küçük olsaydı folyo aşağı doğru ivmelenirdi. Ama folyonun sabit olduğunu biliyoruz. Bu durumda aşağıdan ve yukarıdan uygulanan kuvvetler ve basınçları birbirine eşit diyebiliriz. Bunu bir örnekte kullanalım. Aynı ortamda olduğumuz ama bu sıvının su olduğunu düşünelim. Suyun öz kütlesi ya da yoğunluğu 1000 kg bölü metre küptür. Bunu aklınıza tutmanız sizin için iyi olur. Havanın olmadığını ve suyun 10 metre altında olduğumuzu hayal edin. Üzerimizdeki basınç ne olur? Basınç, suyun yoğunluğu 1000 kilogram bölü metre küp çarpı, yükseklik 10 metre çarpı, yer çekimi evimesi 9,8 metre bölü saniye karedir. Birimleri doğru yazdığımızdan emin olalım. Boş alanım kalmadığı için ben birimleri yazmıyorum. Bilimlerimizin doğru olup olmadığını anlamamız için güzel bir alıştırma oldu. 1000 çarpı 10 çarpı 9,8. 98.000 yapar. Basıncı 98.000 Pascal bulduk. Bu basınç kulağa çok fazla geliyor. Fransa'da deniz seviyesinde basıncı neredeyse bir atmosfer olarak ölçeriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.